Kıvırcığım. Karabu ettim sana. İç de öyle git. Sağ ol Şehriye abla. Afiyet, kuvvet olsun. Hastaneye gitmek için erken değil mi? Evet. Ama hastalarından biriyle ilgili acil bir durum gelişti. Yunus Çelik vardı ya, benle aynı kazaya karışan. Hani dün hastaneden çıkarken iyileşti diye haber gelmişti. Tamam, bekle o zaman. Çelik'te gideriz. Tamam, bahçede bekleyeceğim. Sanki hayır desem bir şey değişecek. Yalnız beni böyle alıştırıyorsun. Doğumdan sonra da aynı ilgiyi beklerim ona göre. Benim sana olan ilgim de, alakam da, aşkım da hiçbir zaman azalmaz. Azalamaz. Hoş geldiniz Narin Hocam. Hoş buldum. Biz de sizi bekliyorduk. Yunus Bey'in ilaçlarını hala veremedik. İkna olmuyor. Ben bir bakayım. Tamam, ben de şirkete geçiyorum. Seni almaya gelirim. İyi günler. Niye içmiyormuş ilaçlarını? Sordum hocam, söylemiyor. Sadece sizi görmek istediğini söylüyor. Gidelim bakalım niye beni görmek istiyormuş. Buyurun. Günaydın Yunus Bey. Bugün nasılsınız? Ağrım var. İlaçlarınızı içmezseniz ağrılarınız olacak tabii. İyileşme süreciniz de yavaşlayacak. O yüzden ilaçlarınızı zamanında ve dozunda almanız lazım. Neden içti? Çok şaşkınım. O kadar dil dökecek içmesi için. Hocam ben bir Fatih Hoca'nın yanına gideyim. Beni çağırmıştı da. Tamam. Biz de muayenenizi edelim. Her şey yolunda Yunus Bey. Birkaç güne taburcu olacaksınız. Gitmeyin lütfen. Bir şey mi oldu? Yunus Bey bir şey mi oldu? Benim diğer hastalarıma bakmam lazım. Çıkmadan uğrarım yine. Geçmiş olsun. Sen unutmadın mı hala? Telefonunu unutmuşsun. Ya, vitaminlerimi de alıyorum ama unutkanlığımı önüne geçemiyorum. Sen hiç merak etme. Ben doğuma kadar her şeyi hatırlatırım sana.
Deniz Bey. İyi misiniz? Efendim herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.